Ayten. Merhaba Zeynep. Merhaba. Komşum hayırlı sabahlar, nasılsın? Bakkaldan geliyordum. Sen nereye böyle? Giyinmiş, süslenmişsin. Eşimin yanına uğrayacağım. Birlikte eve birkaç şey bakacağız da. Elbisen, ceketin de çok güzelmiş. Pahalıya benziyor. Bilmem ki, bizimki geçenlerde hediye almış. İlk kez giyiyorum. Gerçekten güzel mi? Güzel tabii. Baksana. Kumaşı da kaliteli. Neyse. Ben seni yolundan almayayım. Ayten, bu aralar bize hiç uğramıyorsun. Uğra da uzun uzun laflayalım. Tamam, uğrarım. Hadi görüşürüz. Şuna bak. Elin adamları eşlerini ne güzel giydiriyor. Bir de hediyeler alıyorlar. Benim üzerimdekilere bak. Pazarın en ucuz bezleri, çaputları. Görürsün sen mülayim. Vardır bunda da bir hayır. Baba. Baba, sen bugün işe gitmiyor musun? Niye sordun kızım? Her sabah erkenden gidiyorsun ya. Ama bugün gitmedin. Yoksa sen benim işe gitmemi mi istiyorsun? Hayır, hayır. Otur sen buraya kızım. Efendim Ali abi. Abi 3-4 aydır dükkandan zarar ettim. Ben de dün dükkanı kapatma işlemlerini yaptım. Ali abi, dükkandan sana 3 kira borcum var. Yani yakın zamanda ödeyebilecek durumum da yok. İstersen dükkandaki malzemeyi sana bırakayım. Belki devredersin. O zaman içindeki malzeme değerini bulur da böylece kira borcunu kapatmış oluruz. Tamam, anlaştık Ali abi. Allah razı olsun. Hakkını helal et Ali abi. Ne o? İşe gitmeyeceksin anlaşılan. Gitmeyeceğim. Zaten bu aralar işler iyice durgun. Gitme, gitme de böyle sürünmeye devam edelim. Zaten senin işlerin ne zaman iyi oldu mülayim? Ayten, aç kalmadık, açıkta kalmadık, öyle değil mi? Şu halimize bak. 3 kuruşluk elbiseler giyiyoruz. El alemin eşi moda dergilerinden giyiniyor. Pahalı pahalı. En kalitelisinden. Tabii, koca koca olmayınca. Sen sümsük sümsük otur. Haline şükret dur. Ayten, çocuğun yanında olmuyor böyle. O zaman bana para ver. Alışverişe gideceğim. Üzerime bir şeyler alacağım. Ayten, sonra alsak. Bu aralar durumum pek iyi değil. Zaten hep sonra, hep sonra. Başka bir şey bildiğin yok ki. Ayten, cebimde son bir 50 lira olacaktı. O zaman onu al. 50 lira mı? Hay! Sen benimle dalga mı geçiyorsun? O parayla adamı mağazaya sokmazlar be. Ya inan başka param yok Ayten. İşte görüyorsun halini. 50 liralık adamsın. O 50 lira da uçmadan ver bakalım. Odada, ceketimin cebinde. Ah Ayten. Kızımız huzursuz olmasın, huzursuz büyümesin diye sesim çıkarmıyorum. Sen de iyice tepeme çıktın. Ayten, dükkanı kapattığımı öğrenmeden bir iş tutsam iyi olacak. Yoksa anamdan indiğim sütü burnumdan getirir. Bu devirde 50 liraya ne alınır? Eğer başka paran varsa. Bu da ne? Yoksa borç kağıdı mı?
Açmazsam meraktan çatlarım. Kredi kartı mı? Mülayime bak sen. Kredi kartından hiç bahsetmiyor. Mülayime kredi kartı verdilerse limiti kesin 500 liradır. Yanlış görmüyorum değil mi? Kredi kartının limiti 5000 lira mı? Şimdi ben Mülayim'e şu kredi kartını ver, alışveriş yapacağım desem, kredi kartını ağzına sokar, yutar, yine vermez. Zaten Mülayim kredi kartına karşı. Kesin bu salak, bu kredi kartını bankaya iade ederim diye açmamıştır. 5000 lira limit. Bu kartı iade etmek için deli olmak lazım. Hem ben kredi kart martı görmedim ki. Mülayim düşürmüştür. Güzel kızım, neyin var? Neden öksürüyorsun? Başım ağrımıyor. Bak babacığım, ateşim de yok. Sen üzülme. Benim hiçbir şeyim yok, tamam mı? Haklısın Şirin'im. Ateşin yokmuş. Mülayim. Ben gidiyorum. Hayırdır Ayten, nereye? Alışverişe gideceğim dedim ya. O parayla ne alınacaksa artık. Şirin'e de bir şeyler al. Tabii canım. Başka? İstersen krediye eve gireyim. Senin verdiğin paranın bir kısmıyla da peşinatını yatırayım. Sanki bir tomar para vermiş gibi. Ayten. Çok geç kalma. Tamam. Tamam. Bütün param o 50 liraydı. Yarın sağda solda bir işe başlamalıyım. En azından evde bir çorbamız kaynasın. Ay vallahi paran olunca hiçbir şeyin fiyatı pahalı gelmiyormuş. Şu kredi kartını icat eden de çok yaşasın. Ay ne güzel şeymiş bu böyle. Şimdi de ayakkabı alma sırası. Nerede kaldı bu? İyi ki fazla oyalanma, çabuk gel dedik. Akşam olmak üzere, hala ortalıkta yok. Şirin'im, uykun mu geldi? Evet babacığım. Hastalığı da belli değil. Neden öksürüyor acaba? Doğru düzgün bir şey de yemedin. Gel hadi, en iyisi ben seni yatırayım. Kartın limiti bitmeseydi, o bluzu da alsam ne olurdu sanki? Bu kadarcık şeye 5000 lira mı gitti şimdi? Cık, yok, paranın değeri kalmamış canım. Aa,
Vakit nasıl geçmiş hiç anlamadım. Mülayim kesin meraktan ölmüştür. Meraktan ölmediyse bile kredi kartını son limitine kadar harcadığımı öğrense kesin ölür. Aa, yok yok. Delirdin mi sen Ayten? Mülayim'e söylenir mi hiç? Hadi, hadi yürü Ayten. Oyalanma. Benim o televizyona çıkan kızlardan ne eksiğim var? Güzel güzel giyinirsem. Hah. Eksiğim yok, fazlam bile var. Ay. Mülayim de bu aralı işleri iyice boşladı. Hem aldığım elbiseleri sakla sakla nereye kadar? 2 hafta geçti. Görse görsün canım. Kızımla bir güzel giyinelim, süslenelim. Şu Zeynep'i de kıskançlıktan kudurtalım. Ayten. Üzerindeki elbiseleri ne zaman, neyle aldın? Hemen heyecanlanma. Neredeyse kalbine inecek. Korkma, bunları önceden almıştım. İlk defa giyiyorum. Sanki para verdiğin vardı. Sahi, sen 2 haftadır bana hiç para vermedin. Ayten, sen yeni aldığın bir şeyi bekletmezsin ki. Sana yalan borcum mu var mülayim? Ayten, Şirin'i bir sağlık ocağına götür göster. Bu öksürükler hiç hoşuma gitmiyor benim. Şirin sapasağlam. Kızımın bir şeyi olsa ben anlamaz mıyım? Hadi hadi, sen işine git. Üzerimdeki kıyafetleri fark etmedi bile. İnsan birkaç parayı aldın diye sorar. Ay, sırf seni çatlatayım diye eşek yüküyle para bayıldım ben bu kıyafetlere. Ay, mülayim para getirince önce kredi kartını ödemeli. Ay, 5.000 lira. Harcarken 500 lira gibi geldi vallahi. Kusura bakma, beklettim seni de. Estağfurullah. Ay, Şirin de içeride uyuyakaldı. Asıl sen kusura bakma. Ay, olur mu öyle şey? Ayten, Mülayim nasıl? İşi ne yaptı? Mülayim mi? Ne yapsın? Evden işe, işten eve. Neden sordun ki? İş buldun mu? Zeynep, senin aklın başka birine gitti galiba. Mülayim dükkan çalıştırıyor ya. Ali, mülayim dükkanı kapatmış diye geçenlerde dertlenmişti. Senin mülayim dükkanı kapattığından haberin yok mu? Mülayim dükkanını kapattı. Aha. Ay Allah. Eyvah. Şimdi yandım. Mülayim dükkanı kapattıysa yandık biz. Şimdi kredi kartı borcunu nasıl öderim ben? Anne, ben çok korkuyorum. Ne oldu? Yürü kızım. Kredi kartı ekstresi mi? ...500 lira mı? Ah mülayim. Tam da dükkanı batıracak zamanı buldun. Şimdi ben bu borcu nasıl ödeyeceğim? Bu bankada yememiş içmemiş borcu hemen yetiştirmiş. Allah'tan bu zarf mülayimin eline geçmedi. Sessiz sakin adamdan da korkulur.
Boş dedin mi sular durur onun için. Bala mülay mülaylikten vazgeçer. Beni kıtır kıtır keser. Ne oldu anneciğim? Yok bir şey kızım. Hadi. Dükkan aylardır zarar ediyordu. Ya ne yapsaydım Ayten? Bana neden söylemedin? Ben neden elin işinden öğreniyorum? Üzülme istedim Ayten. Sen öğrenmeden bir çaresine bakacaktım. Belki de iyi bir iş bulurum, o zaman söylerim diye düşündüm. Öğrendim işte. Sen iyi bir iş buldun mu bari? Geçici olarak bir yerde çalışmaya başladım. Bir taraftan iyi bir iş için sağa sola haber saldım Ayten. Ölme şeyim, ölme. Sen iyi bir iş bulana kadar biz Şirin'le cami önlerinde dilenmeye başlarız artık. Ayten, Allah'ın izniyle bu sıkıntılar da gelip geçer. Ne olur biraz sabır. Demesi kolay tabii. Onca borçla. Ne borcu Ayten? Allah'a şükür benim kimseye borcum yok. Yoksa sen bir yerlere borç mu yaptın? Yok. Yok, ne borcu mülayim. Mülayim, biz dişimizi sıkarız da. Ama Şirin var. Böyle yokluk içinde olmaz. Hani diyorum, birilerinden biraz borç istesek. Elimiz bollaşınca ödesek. Ha? Borçla nereye kadar? Ayrıca kimden borç isteyebiliriz zaten? Etrafımızdakilerin hali ortada. Annemden isteyecek değiliz ya. Yanımıza kalsa geçiniversen olmazdı sanki. Zavallı annem. Huzur evinde olduğu aklıma gelince yerin dibine giriyorum. Gariban annem. Hem huzur evinde hem de biriktirdiği yaşlılık aylıklarıyla bu sene hacca gidecekmiş. Hacca mı gidecekmiş? Hayırlısıyla gidecek inşallah. Hacca gitmek için kaç para lazımmış ki? Annemin o beğenmediğin, dalga geçtiğin yaşlılık aylığıyla 5-6 bin lira para biriktirmiş. 5-6 bin lira mı? Babaanne. Şirinim. Güzel torunum, ben seni çok özledim. Biz de seni çok özledik anne. Babaanne, sen burada mı yaşıyorsun? Neden bizimle kalmıyorsun babaanne? Merak etme kızım. Bundan sonra babaannen bizimle kalacak. Ben halimden memnunum güzel yavrum benim. Ama babaanne, ben seni çok seviyorum. Hem sen babamı özlemiyor musun? Babam da sen yoksun diye çok üzülüyor. Özlemem mi hiç? Her gün gözümde tutuyorsun. Anne, ben hatalarım için senden özür dilerim. Affet beni. Hem bak, Şirin de seni çok özlüyor. Hem her annenin geliniyle arasında geçimsizlik olurmuş. Önemli olan hatalardan dönmek. Ben hatalarımı anladım. Lütfen babaanne, bize gidelim. Ondan sonra hep bizimle kal. Yavrum benim. Büyüklük sende kalsın anne. Hadi. Evimize gidelim. Lütfen babaanneciğim. Ben seni çok özlüyorum.
yavrum. Şirin de ben de gelmene çok sevindik anne. Hem Mülayim seni görünce sevinçten havalara uçacak. Buyur, afiyet olsun anneciğim. Sağ ol kızım. Şirin'imin nesi var? Huzur evinden gelirken de durmadan öksürdü. Yok anne bir şey. Kesin toz alerjisi falandır. Hiç doktora gösterdiniz mi? Aman anne. Önemli bir şey olsa ben anlamaz mıyım? Anneler hisseder. Hah, Mülayim geldi. Yaşasın, babam geldi. Babaanne, babam seni görünce çok sevinecek. Şirin, bir yerin ağrıyor mu? Hayır babaanneciğim. Sağlığın ihmali olmaz. Seni bir an önce bir doktora gidip göstermeli. Anne. Oğlum. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Siz anne oğul hasret giderin. Ben de annemin yatağını hazırlayayım. Olur kızım, olur. Ne o, geldiğime sevinmedin galiba. Hiç sevinmez olur muyum anneciğim? Birden seni böyle karşımda görünce hakikaten sürpriz oldu. Ayten ve Şirin bugün huzur evine geldiler. Ayten beni eve getirmek için onca dil dökünce ben de kıramadım onları. Ayten mi? Anne, sen neden bizimle parka gelmiyorsun? Görmüyor musun kızım? Temizlik yapıyorum. Şirin, yavrum. Gel biz parka gidelim. Seninle gezelim, oynayalım. Annen de rahat rahat işini yapsın, tamam mı yavrum? Tamam babaanne. Kızım, dışarıdan bir şey istiyorsan gelirken alalım. Vallahi bir fıstıklı baklava alsan çok makbule geçer. Tamam kızım, alırım. Zaten bugün bizim 3 aylıklar da yatacaktı. Hadi sana kolay gelsin, görüşürüz. Gel yavrum. Kredi kartı borcumu ödedim mi? Üstüne fıstıklı baklava. İyi gider. Acaba şu harç parasını nereye saklamıştır? Yok yok, bavulda bırakmaz. Yok. Buraya da bırakmaz. Kıyafetleri. Yanında taşıyor olmasın. Yok canım. Bu devirde 5-6 bin lirayı yanında taşımak için aptal olmak lazım. Galiba.
ara biriktirdin bu kadar parayı? Hem de 3 kuruşluk aylıklarınla. Paralara bak. Zor zamanında imdadıma yetiştiler. Haç parasıymış. Hacca gidecekmiş. Zaten bir ayağın çukurda. Bu paracıklarla kaynana eve dönmeden şu kredi kartı borcunu kapatıp geleyim. Bizim artist var ya, bu Kamil geçenlerde bir araba almış. Takılıyor sağda solda. Sen tut kaza yap. Bak bak, gördün mü? Vay sakal ha. Herkes yatırıyor ama. He. Pardon, bir gelir misiniz? Hadi gel. Buyur abla. Makineye nasıl para yatırılıyor ben bilmiyorum. Yardımcı olur musunuz? Ne demek abla? Lafı mı olur? Ne kadar para yatıracaksınız? Hepsini. 5.500 lira. Tamam abla. Elektronik işte. Halleder bizim arkadaş, siz merak etmeyin. Şimdi yatırır. Yatırıyorum abla hemen. Yatırıyorum. Abla, buralarda mı oturuyorsunuz? Sizi daha önce hiç görmedik. Evet, aşağı sokaktayım. Yeni taşındınız galiba. Yok, 10 yıldır buradayım. Tamamdır abla. 5.500 lirayı karta yatırdım. Çok sağ olun. Ne demek abla, görevimiz. İyi günler. İyi günler. Haç parasına bak sen. Benim alışveriş borçlarına ilaç gibi geldi valla. Oğlum ne ballıyız be. Kontrol etmeden gitti. Gerçekten ballıyız be. Ha. Az önce bizdeki bu şansla gökten altın yağsa kafamıza taş düşer diyorduk be. Şimdi ise 5.500 liramız var. 5.500 liramız var. Kerizler sağ olsun. Doğru. Ne oluyor? Bizim Murat değil mi oğlum o? Aa, koş Murat. Lan koş. Çok şükür. Bu işi de hallettik. Ayten kızım geldin mi? Geldim anne, geldim. Mülayim dükkandan geç mi gelecek kızım? Dükkandan mı? Tabii ya. Yoksa paraların ortadan kaybolduğunu anlarsa ilk benden şüphelenir. Ne dükkanı anne? Dükkan mı kaldı? Mülayim dükkanı kapattı mı yoksa? Tüh! Dilime eşek arısı soksun. Mülayim dükkanı kapattı mı kızım? Annem duymasın, öğrenmesin diye bir de sana mı tembihledi? Anne, Mülayim'e öğrendiğini sakın söyleme. Annem işlerin bozulduğunu öğrendi diye kahrolur. Zaten Mülayim yeni bir işin peşindeymiş. Güzel bir iş. O iş olsun, o zaman söyler. Haklısın kızım, merak etme, söylemem. İşi bozulan adam her şeyi yapar. Annesinin haç parasını bile çalar. Mülayim de yapar. Hem çalmasa bile insan yine de bir acaba diye düşünmez mi? Aklımı seveyim. Ah Mülayim ah. Aynı babası.
Derdinde, sıkıntısında kimseye söylemez. İlla kendi çekecek. Oh, akşam hep durgundu. Ondan demek ki. Kim bilir aklından neler geçiyordu. Nasıl durgun olmasın ki? Dükkanı kapatmış, işini gücünü kaybetmiş. Zor tabii. Sonuçta ev geçindiriyor. Herkes senin eline bakıyor. Ah yavrum, ah. Yok, yok. Oğlum dert sıkıntı içindeyken hacca gitmek olmaz. Nasipse seneye giderim. Ya da ondan sonraki sene. Hac parasını oğluma vereyim de işini görsün. Sıkıntılarından kurtulsun. Aa, buraya koymuştum, buradaydı. Aa. Paralar yerinde yok. Aa, aman Allah'ım, yok. Nereye gider bu paralar? Aa. Anneciğim, çay demlemiştim. Anne, Mülayim sabah çok telaşlıydı. Sen neden olduğunu biliyor musun? Yok. Anneciğim, ben çok kötüyüm. Ah! 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 Yavrum! Ah! Şirin! 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 İki gün oldu. Şirin'imin nesi var? Neden bir şey söylemiyorlar? Ben de bir şey anlamadım. Kızımdan bir sürü tahlil aldılar. Doktorun biri geliyor, biri gidiyor. İyice korkmaya başladım. Aklına kötü şeyler getirme kızım. Hem Mülayim'i doktor çağırdı. Mülayim hayırlı haber getirir inşallah. Ah, Mülayim. Şirinimize nesi varmış? Ne dedi doktor Mülayim? Söylesene Mülayim, doktor ne dedi? Anne, Şirin çok hastaymış. Çok mu hasta? Nesi varmış? Hastalığı neymiş Mülayim? Hayda. Sana kaç defa söyledim. Şirin öksürüyor, bir doktora gösterdik. Sen hiç önemsemedin. Ay eşek kafama. Keşke senin eline bakacağıma Şirin'i kucaklayıp doktora ben götürseydim. Mülayim, torunumun hastalığı neymiş? Akciğerlerde sorun varmış. Hayati tehlikesi varmış. Kızımız ölecek mi Mülayim? Bir tedavisi varmış. İlaçlar tedavi. Çok şükür Allah'ıma. Ben de torunum derman olmayan bir hastalığa tutuldu sanmıştım. O illetin ilaçları yurt dışından geliyormuş. İlaçları pahalı olduğundan parasını sigorta karşılamıyormuş. Biz ilaçları bir an önce alıp ilaç tedavisine başlamalıymışız. Mülayim oğlum, ilaçlar kaç para tutuyormuş? 5-6 bin lira tutarmış. Hac parası var ya, işlerin kötüye gitmiş, dükkanı kapatmışsın. Belli ki o paraları koyduğum yerden sen aldın. Eğer harcamalıysam o parayla Şirin'imin ilaçlarını alabiliriz. Hac paranı mı almışlar? Sen almadın mı?
O zaman kim aldı? Yoksa... Tabii ya. Aç parasını ağzından kaçırdıydım. O yüzden annemi apar topar huzur evinden getirdim. Bir daha anneme yaptıklarım için pişman oldum. O yüzden getirdim diye bizi kandırdın. Ayten! Ayten! Annemden çaldığın paralar nerede? Söyle Ayten, söyle! Kızımız ölecek, söyle! Paralar nerede? Tamam Müllahim, tamam. Ben aldım. Annemin haç parasını neden aldın Ayten? Senin cebinde kredi kartı vardı ya. Kredi kartı mı? Doğru ya. Onu bankaya iade edecektim. Sonra birden kayboldu. Ben o kredi kartını kullandım. Sen abuk subuk alışveriş borçlarını ödemek için annemin haç parasını mı çaldın? Yazıklar olsun sana! Paranın hepsini harcadın mı kızım? Ne diyeyim? Ne diyeyim sana Ayten? Mülayim! Mülayim! Bu kredi kartının limiti 5.000 liraymış. Bu karta 5.500 lira yatırdım. O zaman bu kartta 5.000 liralık limit var. Mülayim oğlum oyalanma. Git doktorla görüş. Ne yapılacaksa yapılsın. Şirinimin ilaçlarını al gel. Hadi oğlum. Seninle sonra görüşeceğiz zaten. İlaçları almadın mı? Şirinim içeride ölümle boğuşuyor. Sen hala yalan söylüyorsun. Nasıl böyle bu kadar vicdansız annesin sen? Ne yalanı Mülayim? Şuna bak ya. Kafayı yiyeceğim. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Kredi kartında 5.500 lira borç var. Vallahi de yatırdım. Billahi de yatırdım Mülayim. 2 gün önce paraları aldığım gibi kredi kartının borcunu yatırdım. Aklımı kaçıracağım. Hatta ben beceremem diye oradan geçen 2 tane genç vardı bankamatiğin yanında. Onlar yardım etti. Onlar yatırdılar. O zaman dolandırdılar seni. Tabii yalan söylemiyorsan. Dolandırıldık mı? Allah'ım ne yaparız, ne ederiz şimdi? Nedir bu başımıza gelenler Mülayim? Git bir yerlerden borç para bul. Şirinim ilaçlarını al da gel. Anne dükkan kapanmasın diye 2 aydır gece gündüz sürekli borç aradım. Yok yok yok. Oğlum madem parayı dolandırdılar. Polise gidelim, şikayetçi olalım. Belki para bulunur. Hem helal para kötüye yaramaz, nasip olmaz. Sahibine geri gelir. İnşallah öyle olur anne. Yürü karakola gidiyoruz. Yavrum. Güzel kızım. Şirinim. Hiç korkma, tamam mı? Merak etme. İyileşeceksin. Sen yardım et Allah'ım. Torunumu bize bağışla. Bize evladıma evlat acısı tattırma ya Rabbim. Şükürler olsun Allah'ıma. Buldunuz mu parayı?
Bulduk annem, bulduk. Sen dedin ya, helal para kötüye yaramaz, nasip olmaz, sahibine geri gelir diye. Geldi işte. İlaçları aldınız mı? Aldım anne. Getirip doktorlara teslim ettim. Birazdan Şirin'imin ilaçla tedavisine başlanacak. Şükürler olsun Rabbime. Şükürler olsun. Çok şükür. Karakolda suçluların eşkalini verdik. Hemen şıp diye bilgisayar kayıtlarından çıktı. Allah'ın işi işte. Dolandırıcılar o gün parayı dolandırdıktan sonra 10-15 metre sonra bir kavgaya karışmışlar. Bıçakla birilerini yaralamışlar. İkisini de polisler yakalamış. Zaten senin parayı bankaya da yatıramamışlar. El çabukluğuyla cebe indirmişler. Adamlar 2 gündür karakolda tutulduğundan paranın bir kuruşunu bile harcayamamışlar. Verilmiş sadakamız varmış, çok şükür evladım. Anne. Mülayim. Ne olur affedin beni. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Mülayim. Bana ne dersen de. İstediğin kadar hakaret et. Ama ne olur böyle. Ben yokmuşum gibi davranma. Çok pişman. Yaptıklarımın utancından yüzünüze bakacak halim yok. En çok da şirinimden utanıyorum. Yaptıklarımın cezasını neredeyse şirinim çekecekti. Artık dayanamıyorum. Ya canımı alın. Ya da affedin beni. Anneni affedin. Affet babaanne. Babacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.